İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Dilerseniz öncelikle her zamanki gibi kendinizi tanıtmakla başlayayım. Ben de bu arada yorumları kapatayım. Ondan sonra hazırladığımız format çerçevesine devam edelim. Tamam. İsmim Gamze Uysal, rehber öğretmenim. Ege Fen Eğitim Kurumları rehberlik servisinden sorumluyum şu anda. Umuyorum velilerimize faydalı, öğrencilerimize faydalı olacaktır. Umarım. Hocam şimdi biliyorsunuz online eğitim uzunca bir süreci kapsadı. Açıkçası ne kadar süreceği de şu an için netlik kazanmış durumda değil. Yüz Evet. yüze eğitim ve online eğitim birbirinden çok farklı. Çünkü yeni başladığımız bir sistem olduğu için kuşkusuz gerek eğitim kadrosu gerek öğrenci kadrosu tarafından belli bir süre yadırgandı ne yazık ki. Peki bu online eğitimin vakıf olduğu şu süreç boyunca ara tatilde öğrencilere ne önerebiliriz? Neler yapabilirler? Evet, online eğitim yeni hayatımıza katıldı. Bir önceki beraber yayınımızda da bundan bahsetmiştik. Artılarını, eksilerini. Ama daha çok alıştıklarını düşünüyorum ben, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin. Bu süreç diğer 15 tatillere göre farklı mı olmalı? Bence olmamalı. Evet, öğrencilerin ders aşamasında anlayamadığı konular, eksik kaldığını düşündüğü konular olabilir ama genel olarak bir tatili hak ettiklerini düşünüyorum ben, tüm sınıf kademelerinin. O yüzden öncelikli olarak birkaç günlerini ya da seviyelerine göre belki bir haftalarını dinlenerek geçirmelerinde fayda var diye düşünüyorum. İkinci olarak da bu süreçte öğrencilere ben ne öneririm? Teknolojiden kesinlikle uzak durmaları. Yani zaten yüz yüze eğitime nazaran online eğitimde daha çok bilgisayarla, telefonla, tabletle yüz yüze kaldılar. O yüzden online eğitimi bir kenara bırakmış durumdayken şu anda en azından 3 haftalık teknolojiden birazcık uzak kalmaya, yüz yüze iletişime, diyaloğa mümkün olduğu kadarıyla önem vermelerini tercih ederim ben, tavsiye edebilirim. Aynı zamanda mesela telefonla uğraşacakları, televizyonla izleyecekleri vakitleri kitap okuyarak geçirebilirler. Kitap okumalarını arttırabilirler. Bunu önerebilirim çocuklara. Ve velilerden de burada birazcık daha fedakarlık bekliyorum. Çünkü öğrencilerin telefondan, teknolojiden uzak kaldıkları kadar veliler de ellerinden geldikçe bu süreçte teknolojiyi bırakırlarsa eğer ki ev içerisinde anne baba çocuk iletişimi daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bu süreçte daha sağlıklı bir iletişim kurabilirler diye düşünüyorum. Söyleyebileceğim, tavsiye edebileceğim şeyler genel olarak bunlar. Aynı zamanda yine sınıf kademelerinde de konuşacağız ama öğrenciler tekrarlarına çok önem versinler. Bu süreç onlar için bulunmaz bir fırsat. Evet, tekrarlara gelmişken şimdi öğrenme sürecinde tekrarın olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Öğrenme beyinde tekrarlarla gerçekleşiyor aslında. Peki öğrencilere bu tekrar periyotları ile ilgili kısaca bir bilgi verecek olsak neler söyleyebilirsiniz? Hocam şimdi şöyle normal süreçte okullar açıkken ya da program yaptığım öğrencilerime ben günlük tekrar kesinlikle öneriyorum. Çünkü okulda ya da dershanede gördükleri dersleri o gün içerisinde kısa bir tekrar etmezlerse unutma olasılıkları yüksek olacaktır. Aynı zamanda haftalık olarak da hem kurs gidiyorlarsa eğer ki hem okuldaki bir hafta boyunca gördükleri konuları tekrar etsinler. Çünkü bazen günlük olarak tekrar edebiliyorlar. O an sıcağı sıcağını öğrenmiş olduklarını düşünüyorlar. Hafta sonuna tekrar etmiyorlar ama aslında unutmuş olunuyor %70. O yüzden günlük ve haftalık tekrarlar çok önemli. Yanı sıra özellikle sınav grupları için ve öğrenmeyi pekiştirebilmek adına aylık tekrarlarda yapmalılar. Bunlar okul açıkken olan süreç için geçerliydi. Tabii ki de şu anda geçerli ama ben 15 tatil için şunu önereceğim öğrencilerimize. Mümkünse bir dönem boyunca gördükleri konuları bir liste yapıp onları tekrar etsinler. Faydalı olacaktır onlar adına.
Evet, çok güzel söylediniz. Tekrarlar çok önemli. Tekrarlar günlük, haftalık ve aylık yapılması gerekiyor. Bunları düzenli periyotlarla yaptıkları takdirde zaten sınav stresi ve kaygısını da otomatikman yönetmiş olacaklar. Bu nedenle düzenli bir ders çalışma programına mutlaka tekrarlar da eklenirse çok faydalı olacaktır. Peki hocam, 9. 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf farklı kademedeki gruplar için ara tatilde neler yapılabilir, neler tavsiye edebiliriz? Şimdi bence şöyle yapalım. 9. sınıf ve 10. sınıflardan başlayayım ben. 8. sınıfla sınav grubu olduğu için biraz arkaya bırakayım. Şimdi genellikle velilerden şöyle bir şey geliyor. Hocam 9. ve 10. sınıf velilerinden. Hocam benim öğrencim çok fazla ders çalışmıyor. Okul açıkken çok fazla ders çalışmıyor diyorlar. Şöyle ki bir sınav öğrencisi kadar 9. ve 10. sınıfların ders çalışmamasını açıkçası olası olarak karşılıyorum ben. Evet çalışmalılar ama bütün günlerini kapsayacak bir çalışma onları sıkabilir. Dolayısıyla 15 tatilde de bir ya da iki saatlerini ya da her gün bir ya da iki saatlerini ya da bir gün çalışmak istemiyorlarsa ara verip 2 günde bir 3-4 saat şeklinde çalışmalarını öneriyorum. Çünkü şu ana kadar gördükleri konular sınav gruplarına göre daha az konular gördüler. O yüzden bir ya da iki saatlik günlük çalışma onlar için bence yeterli olacaktır. Tabii ki de öğrencinin seviyesini baz alarak konuşmamız gerekiyor. Aynı zamanda bence onlar yani 9. ve 10. sınıflar bir dönem boyunca gördükleri konuları listelesinler. Ve en son görülen konudan en başa doğru bir sıralama yapsınlar. Eksik olduğunu düşündükleri, anlamadıklarını düşündükleri bir konu varsa muhakkak onlar üzerine not alarak, not çıkartarak çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ve hocam biliyorsunuz birkaç sene öncesine kadar günlük güncel yeni nesil sorular ortaya çıkmaya başladı. Ben 9. ve 10. sınıflara kesinlikle yeni nesil soruları çözmelerini öneriyorum. Bazı öğrencilerin işte ablalardan, abilerden kalma kitapları var. Lütfen onları değil de öncelikli olarak yeni nesil güncel dediğimiz soruları çözerek işe başlasınlar. 9. ve 10. sınıflara tavsiyem bu şekilde olacak. Ben de burada bir müsaadenizle araya girmek istiyorum. Şimdi Lütfen. girecek oldukları 12. sınıfta girecek oldukları YKS sınavının ilk basamağı olan TYT sınavının nereden baksanız %80 oranındaki konu müfredatı 9. ve 10. sınıf konularından geliyor. Bununla birlikte şöyle bir gerçeği de velilerimizin kesinlikle hep hatırlamaları gerekmekte. 8. sınıfta ciddi bir sınav temposundan çıkan 9. sınıfların tekrar aynı tempoyla devam etmeleri mümkün değil. Doğal olarak bir rehavet söz konusu olacak. Bununla birlikte 9. sınıftaki bu rehavetin basamak basamak 10. sınıfta, 11. sınıfta yavaş yavaş toparlanmaya başlaması da sağlıklı olacaktır. Elbette sosyal aktivitelere vakit ayıracaklar, elbette dinlenecekler, elbette hoş vakit geçirecekler. Bununla birlikte, bunun yanında da şu gerçeği de hep hatırlayarak hareket etmeleri ve çalışmalarında fayda var. TYT sınavının %90'lık %80'lik dilimi 9. ve 10. sınıf müfredatından geldiği için şu an özellikle matematik ve Türkçe'ye ne kadar hakim olurlarsa 12. sınıf onlar için o kadar rahat ve kolay geçecektir. Evet, katılıyorum hocam. Şöyle TYT demişken AYT'den de birazcık bahsedelim. Yani dolayısıyla 11. sınıflardan da biraz bahsedelim istiyorum. 11. sınıfların 15 günlük tatili aslında onlar için çok güzel bir fırsat. Neden? 9. ve 10. sınıfta TYT konularını gördüler zaten. 11. sınıfın ilk aşamasında da AYT'nin yani ikinci oturum sınavının temel konularını görmeye başladılar diyebiliriz. Dolayısıyla onlar için 2 tane eksik söz konusu artık. Hem TYT eksikleri hem de 11. sınıfın birinci dönem AYT'nin bazı konularının olduğu dönem eksik.
Peki hangisinden başlamamız gerekiyor 15 tatilde? Tabii ki de 11. sınıftan başlamamız gerekiyor. 11. sınıf öğrencileri öncelikli olarak lütfen 11. sınıf eksiklerini tamamlasınlar. Bunları hallettikten sonra TYT yani 9. ve 10. sınıf eksiklerine dönebilirler. Bunda hiçbir problem yok. Ama 11. sınıf olmadan geriye dönmek bence doğru olmayacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, 11. sınıf öğrencileri artık yavaş yavaş paragraf, problem ve geometri sorularını çözmeleri gerekiyor. Eğer hala çözmeyen 11. sınıf öğrencilerimiz varsa onlara tavsiyem bu olacaktır. Paragraf, problem ve geometri TYT'nin temelini oluşturan konular. Muhakkak onları şimdiden halletmeye çalışsınlar. Paragrafta problemleri varsa yani paragraf çözerken sıkıntı yaşıyorlarsa öğrenciler kitap okumalarına, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularına, konularına dikkat etsinler. Muhtemelen orada da bir eksikleri vardır diyebilirim. Evet hocam, kitap okuma konusuna tekrar değinecek olursak akademik gelişim üzerindeki etkilerinden de kısaca bir bahsedelim mi öğrencilerimize? Hocam şimdi şöyle kitap okumak gerçekten çok önemli Arkadan öğrencilerimiz için. kitaplarınızı görüyoruz zaten şu anda. Eğer isteyen varsa öğrencilerimizle paylaşabilirim tabii ki. Çok çok önemli hem öğrencilerimiz için hem velilerimiz için. Neden? Öğrenciler için bahsedecek olursak TYT artık yorumlama sınavı haline geldi. Yani Türkçe paragraf sorularından ziyade yeni nesil dediğimiz biraz önce de bahsettiğim problem soruları artık sadece 2 artı 2'nin kaç olduğu gibi teorik kurallardan ibaret değil. Bir problem çözmenizi istiyor ama öncelikle o problemi anlamanızı istiyor. Dolayısıyla kitap okumayan bir öğrenci ne kadar matematiği iyi olmuş olursa olsun hep bir yerlerde zaman olarak olabilir ya da soruyu çözme aşamasında olabilir sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden kitap okumanın birinci önemi anlama yorumlama kapasitesi olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda beynin sağ ve sol lobunu geliştirdiğinden dolayı düzenli olarak kitap okuma, mantıksal analizlemeyi de kolaylaştıracaktır. Yani öğrencilerin hem sınav esnasında hem de günlük yaşantılarında ki kararlarında, bakış açılarında, perspektiflerinde etkili olacak, onlara katkıda olacaktır diyebilirim. Evet, çok güzel anlattınız. Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Kaçıncı sınıfta olursa olsun öğrencilerin kesinlikle düzenli kitap okuma alışkanlığını oturtması gerekmekte. Hani bazen yoğunluktan yakınılabiliyor özellikle sınav grupları tarafından. Bununla birlikte şu açıdan bakarsak, mantıklı analiz yapacak olursak, günde yarım saati nelere harcıyoruz? Bir kitap okumaya harcamanın kesinlikle getirisi çok daha farklı olacaktır, çok daha anlamlı olacaktır. Kitap okumayı sadece öğrenci mi yapmalı? Hayır, velilerin de aslında düzenli olarak okuma yapmaları gerekiyor. Çünkü öğrenciye destek olabilmek için dünyanın en zor meslekleri arasında ebeveynlik yer almakta ve asla emekliye ayrılamayacak oldukları bir meslek ve sürekli kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Tıpkı eğitimciler gibi, tıpkı psikologlar gibi sürekli kendilerini güncel tutmaları gerekiyor. O yüzden de düzenli okuma hepimizin hayatına kuşkusuz pek çok artı katacaktır. Peki hocam, dilerseniz yavaş yavaş yorumları açalım, bakalım sorusu olan var mı? Neler diyecekler, neler soracaklar velilerimiz ya da öğrencilerimiz? Evet, sorusu olan var mı? Ara tatille ilgili, sınav süreciyle ilgili. Bu arada 8. ve 12. sınıf öğrencilerin ara tatili kesinlikle farklı olmalı diğer saydığımız ara gruplardan. Çünkü sınav tarihleri de artık belirlendiği için sayılı zaman çabuk geçer. Dinlenmeye vakit ayıracakları gibi, sosyal etkinliğe vakit ayıracakları gibi düzenli ders çalışmaya devam etmeleri, bol bol soru çözmeleri, özellikle de eksikleri varsa bu ara tatilde bunları tamamlamak için ellerinde çok güzel bir fırsat var. Çok iyi değerlendirmeleri gerekmekte. 11. sınıfla
sınıflar için de şunu eklemek istiyorum ben. Şu döneme kadar 11. sınıfların en azından bir paragraf ve bir matematik kitabı bitirmiş olmaları gerekmekte ki 12. sınıfa geldiklerinde rahat edebilsinler. O yüzden tempolu bir şekilde aslında devam edeceğiz yola. Evet, sorusu olan var mıdır değerli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz? Ben bir de şunu önermek istiyorum hocam, sınav grupları için 8 ve 12 mezunlar için. 15 tatilde deneme çözecek çözsünler, TET denemesi çözsünler. Ve bu çözecekleri TET denemeleri mümkünse eğer ki aynı serinin denemeleri olsun ki konu eksiklerini kapatıp kapatamadıklarını daha net analiz etsinler. Ve denemelerini analiz ederken sadece konu olarak değil, lütfen odaklanma süresi ve zamanını yetiştirip yetiştirememelerini de analiz etsinler ki ikinci dönem başladığında, AYT'ye geçtiğinde artık TET ile ilgili sıkıntıları en azından akıllarında daha az kalmış olsun. Evet, bunun dışında farklı soru kalıpları görebilmeleri için farklı kaynaklardan da faydalanmaları çok önemli öğrencilerimizin. Yine naçizane benim tavsiyem şudur, farklı hocaları dinlemeye özen gösterin, size çok şey katacaktır. Bugün YouTube'da elinizde bir sürü imkan var, ara tatilde konu tekrarı yaparken 9. ve 10. sınıflardaki eksiklerinizi tamamlamak istediğiniz bir program yapmışken mutlaka YouTube'da ilgili hocaları dinleyerek de bu konuda kendinize destek alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Evet, sorusu olan var mıdır? Ara tatille ilgili, ders çalışma programı ile ilgili, sınav sistemi ile ilgili. Evet, aslında katılımcılar daha yeni yeni geliyorlar. Var mıdır hocam size çok sık sorulan soru? Şöyle bir soru geliyor hocam bana. Paragraf çözsem kitap okumasam olur mu hocam? Evet, çok sık geliyor. Gerçekten bunu çok fazla duyuyorum. Maalesef olmaz diyorum. Hayır, kesinlikle olmaz. Çünkü kitap okumanın yeri gerçekten farklı. Paragraf çözmenin yeri çok farklı. Paragraf sorusu sizin sınava yönelik çalışmanızı hızlandırırken kitap okumak mesela size şey sormayacaktır. Kitap okurken aşağıdakilerden hangisini çıkartabiliriz gibi bir soru sorulmayacaktır. Zamana karşı yarışmanız istenmeyecektir. O yüzden arkadaşlar lütfen kitap okumakla paragraf çözmenin yerini ayrı tutun. Şunu da söyleyebiliriz hocam. Lütfen özellikle 8, 12 ve mezun öğrencileri lütfen koronayı kabullenin. Buna da değinelim. Çünkü bazı öğrenciler bu durumdan dolayı biraz isyan edebiliyorlar. Unutmayın ki arkadaşlar, herkes aynı dönemden geçiyor. Herkes aynı sınava girecek ve herkes aynı şartlarda. Evet, şartlar eşit şu anda. Herkes için eşit şartlar. O yüzden lütfen koronayı kabullenip ona uygun olarak çalışmaya devam edin. Evet, belki git gelleriniz olabilecektir ama bu anlamda bizden destek de alabilirsiniz. Ailenizden de destek alabilirsiniz. Ama bu süreci maalesef ki olmazsa olmaz parçalarından biri olmaya başladı. Kabullenelim lütfen. Evet, kesinlikle süreci kabullenmek kişinin üzerindeki psikolojik baskı seviyesinde otomatikman etkileyecektir. Bununla birlikte paragraf ve kitap okumayla ilgili şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum ben de. Bir paragrafın insana kattıklarıyla bir kitabın insana kattıkları aynı şey şüphesiz olamaz. Bu nedenle kitap okumak, tekrar tekrar söylüyorum, beynin sağ ve sol lobunu aktif bir şekilde kullanmayı sağlıyor. Artı şöyle bir gerçek de var. Okuduğunu anlamayan bir insanın kimyada, fizikte, matematikte başarılı olamayacağı gibi Türkçe'de, tarihte, sosyal derslerde de başarılı olma imkanı ne yazık ki olmayacaktır. Hangi ders olursa olsun kitap okuma alışkanlığı olan bir öğrencinin okuma alışkanlığı olmayan bir öğrenciden daima bir adım önde olduğu da tartışılmaz bir gerçektir. Evet, var mıdır sorusu olan? Şunu bütün soruları cevapladık galiba biz. Galiba hocam şunu da ekleyebiliriz. Evet. En çok soru gelen sorulardan bir tanesi. Mesela sayısal bir öğrencimiz şey diyor, hocam ben tarih, coğrafya, felsefe çözecek miyim? Ya da eşit ağırlık bir öğrencisi, hocam ben fizik, kimya, biyoloji çözmeli miyim?
diye soruyorlar. Evet Evet, arkadaşlar, bunun benim nedeni de, pardon hocam araya giriyorum. Sanırım sınav sistemiyle ilgili yeterli sunum yapılmıyor diye düşünüyorum bazı okullarda. Sınav sistemiyle ilgili biz dönemin başında zaten gerekli sunumu yapmıştık. O yüzden de TYT ve AYT'nin farkını kişi bildiği zaman bu sorularla gelmeyecektir diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Şimdi buradan bir kere daha söylemiş olalım. Şöyle ki sınav iki oturum biliyorsunuz TYT ve AYT olmak üzere. Siz kendi alanınız neyse sayısalsa sayısal dersler, eşit ağırlıksa eşit ağırlık dersleri. Öncelikli olarak hakim olun ama eğer ki ciddi anlamda bir hedefiniz varsa, yükselmek istiyorsanız 15 tatilde bir eşit ağırlık öğrencisi fizik, kimya, biyolojiye, bir sayısal öğrencisi tarih, coğrafya, felsefeye de vakit ayırarak başlayabilir. 15 tatil bunun için uygun diye düşünüyorum ben. Hedefi olan öğrenciler için buradan böyle bir tavsiye de vermiş olalım. Neden başlayabilirler? Çünkü TYT'de sayısal ya da eşit ağırlık ya da sözel ayrımı yapmaksızın çözdüğünüz bir soru bile sizi rakiplerinizin önüne açık ara atacaktır. Bu nedenle de normal alanınızda tabii ki de hakim olacaksınız. Bunun dışında örnek veriyorum, bir sayısal öğrencisi FKB'yi bitirdi, matematiği bitirdi ve Türkçe'yi bitirdi. Kalan sürede kesinlikle tarih, sosyal, felsefeye de bakması kendisine iyi bir üniversite, iyi bir gelecek ve iyi bir meslek için katkı sağlayacaktır. AYT'de böyle bir şey yok. AYT alan sınavı adı üstünde. Sayısal olan öğrenci kendi alanından sorumlu, sözel olan öğrenci kendi alanından sorumlu, eşit ağırlık öğrencisi de yine kendi alanından sorumlu. Bununla birlikte şurada bir şey daha eklemek istiyorum. Önceki sınav sistemine göre bu sınavda ayrım yapılmadığı için bir sayısal öğrencisi kalkıp eşit ağırlık alanındaki bir hukuku tercih edebiliyor. Ya da işte ne bileyim, sözel bölümdeki herhangi bir alanı tercihte bulunabiliyor. Aynı şey eşit ağırlık ve sözel öğrencileri için de geçerli. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Süreyi çok iyi kullanmaları gerekiyor. Arta kalan sürede kendi alanları ile ilgili soruyu çözdükten sonra mutlaka eşit ağırlıktan tercih yapmak istiyorsa eşit ağırlık sorularını da çözmesi gerekli. Ya da sözel alanda tercih yapmak istiyorsa sözel sorularını da çözmesi gerekli. Buradan tekrar bir hatırlatma yapmış olalım öğrencilerimize. Evet, var mı sormak istediğiniz? Ara tatilde neler yapılabilir? Sınav sistemiyle ilgili, ders çalışma ile ilgili. Sanırım yok. Sanırım Evet, bütün sorulara cevap vermiş bulunuyoruz biz. Başka var mı hocam eklemek istediğiniz peki? çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür Şunu ederiz hocam. ekleyebilirim son olarak. Eğer öğrenciler sınav öğrencileri üzerinden gittik çok fazla bugün ama AYT başlamadılarsa çalışmaya lütfen başlasınlar. Diğer gruplar için de 15 tatil önerilerimizi zaten söyledik. Bu şekilde çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bol bol dinlenin. Dinlenirken aynı zamanda kaliteli vakit geçirmeye özen gösterin. 11. sınıflar, 12. sınıflar, özellikle mezun gruplar, biliyorsunuz bir sınav gerçeği var. Ne kadar zamanı etkili kullanırsanız kendiniz için o kadar sağlıklı yatırım yapmış olacaksınız diye düşünüyorum. Peki, ben katılımınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Konuklarımıza da teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, hoşça kalın. Güle güle.